Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde Mayıs ayında yayınlanan İngilizce örnek soruları sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı biliyorsunuz her ay sınavda çıkabilecek kapasiteye sahip, özelliklere sahip sorular yayınlıyor. İngilizce'de de bu ay yayınlanan sorular karşımızda. Genellikle okuduğunu anlamaya yönelik, paragraftan çıkarımlar yapmanızı sağlayan sorular oluyor. O yüzden cevaplamaya başlamadan önce sizlere özellikle kelime bilgisi, kelime çalışması üzerinde çok fazla durmanızı öneriyorum. Zaten ilk 5 üniteden sorumlusunuz. Bu ilk 5 üniteyi kelime anlamında tamamen sular seller gibi ezberlemeniz lazım. Yani kelimeyi bildiğiniz zaman bu diyaloglarda neden bahsettiğini de çok kolay bir şekilde anlayabileceksiniz. Sizden ne istediğini de anlayabileceksiniz. Bir de en önemli şey şu soru köklerimiz. Soru köklerimizde bazen nedir diye sorar, bazen ne değildir diye sorar. Ya da bazen hangisinden bahsedilmemiştir diye sorar. Ya da bunu nasıl çıkarabiliyorsunuz bunun içerisinden, ona bakmanız gerekebilir. Soru köklerini de anlayabilmek için özellikle çözdüğünüz sorularda karşılaştığınız soru köklerini de çok iyi ezberlemeniz lazım kelime olarak. Öncelikle soruları çözerken ne yapıyoruz arkadaşlar? According to the conversation above, önce soru kökünü okuyoruz. Yukarıdaki diyaloğa göre, according to, e göre demekti. According to the conversation above, which of the following are the most appropriate activities for Janet and Sam? Hangi aktiviteler Janet ve Sam için şu aşağıda bahsedilen aktivitelerden en uygunu? The most appropriate activities. Hangi aktiviteler en uygunudur? Daisy ve Janet, Sam üçü aralarında konuşuyor. What do you like doing in your free time diye sormuş Daisy. Boş zamanlarında ne yapmayı seversin? I don't miss any place. I'm also fond of jazz and pop. I dislike playing an instrument and playing team sports. Sam ne demiş? I enjoy buying new things. I also like doing sports. However, painting and seeing a play are unbearable for me. Evet, Janet'in konuşmasında fond of geçiyor. Bu sözcüğü bildiğinizi düşünüyorum ama bilmeyenler için tekrar edelim. Bu ünitelerde son geçen dönem anlattığım konular arasında da vardı. En can alıcı kelimelerden birisi. Fond of, düşkün olmak. Sam'in konuşmasında however sözcüğü geçiyor. Fakat anlamına geliyor. Bununla birlikte I enjoy buying new things. I also like doing sports. However, painting and seeing a play are unbearable for me. Unbearable sözcüğü geçiyor. Dayanılmaz, tahammül edilemez, dayanamıyorum anlamında. Evet arkadaşlar, şimdi şıkları incelediğimizde yukarıdakilere göre hangisi en uygundur aktivite olarak Sam ve Janet'a? Tabii sınavda soruyu okurken benim gibi bu kadar yavaş okumayacaksınız. Hızlı bir şekilde okuyup hızlı bir şekilde anlamaya çalışacaksınız. Ben soruyu açıklıyorum şu anda diye. O yüzden yavaş okudum. Şimdi Janet, Sam ikisiyle de ilgili aktiviteler verilmiş. Hangileri uygun ona bakacağız. Janet diyor playing volleyball, joining a guitar course. Sam going to the shopping mall, doing basketball training. Bakıyorum Janet voleybol oynamayı sever diyor burada. Yani bu aktiviteyi Janet'e vermiş ama bu şıkkı eliyorum. I dislike playing an instrument and playing team sports demişti değil mi? Yani takım sporları oynamaktan ve bir enstrüman çalmaktan hoşlanmam demişti. Eliyoruz o zaman biz bu şıkkı. Çünkü Janet hemen bize bu şıkkın doğru olmadığını dakika bir gol bir göstermiş oldu. Evet, Janet watching a play bir oyun izlemek yani bir tiyatro oyunu olabilir. Going to a concert, konsere gitmek. Bakıyorum, I don't miss any place. Hiçbir oyunu kaçırmam diyor burada. Sonra burada da I am fond of jazz and pop. Caz ve popa düşkünüm diyor. Evet, burası olabilir belki deyip devam ediyorum. Sam'e bakmam lazım. Going to the theater, Sam için.
tiyatroya giderim demiş. Bakalım. Seeing a play are unbearable for me. Painting and seeing a play unbearable for me demişti burada. Benim için tahammül edilemez. Çizim yapmak, boyama yapmak ya da bir oyun izlemek. O yüzden çizim kursuna katılmak ve tiyatroya gitmek Sam için uygun değil. C şıkkını da böylece eliyorum. Janet de C şıkkında 3. seçeneğimizde. Swimming, playing the piano. Sam de watching a play, visiting an art exhibition diyor. Yine burada seeing a play Sam için uygun değil. Janet da bakalım playing the piano demiş. Piyano çalmak. Burada da I dislike playing an instrument demişti. O yüzden eliyoruz bu şıkkı. Listening to music, going to theater, cycling, going shopping. Evet, cycling, doing sports dediği için, buying new things dediği için going shopping. Janet için de son şıkkımızda müzik dinlemek ve tiyatroya gitmek. Doğru cevap Denizli oluyor arkadaşlar. Evet, her ikisi de uygun aktiviteler. Sadece bunlar. Read the text, look at the table and answer the question. Şimdi tablo verilmiş. Tabloya bakın, teksti okuyun ve soruları buna göre cevaplayın diyor. According to the information above, yukarıdaki bilgiye göre hangisi, which of the following, aşağıda verilenlerden hangisi is not an appropriate reply, uygun bir cevap değildir. Neye? Simon'ın invitation'ına, yani davetine. Evet, Simon arkadaşlarını davet ediyor, değil mi? Simon is planning to go to a book fair on Saturday afternoon with his friend. Arkadaşlarıyla birlikte kitap fuarına gitmeyi planlıyor. He sends his friends a message to invite them to the fair. Onları fuara davet etmek için bir mesaj gönderiyor. The table below shows his friend's plans. Aşağıdaki tabloda arkadaşlarının planlarını gösteriyor. Evet. Hangisi uygun bir cevap değildir Simon'ın davetine? Hi buddy, that's a good idea. I can join you after my football training. Şimdi Betty, Carl, Tom, Lily, bunların planlarını görüyoruz tabloda. Bu çocukların planlarına göre Betty ne yapacakmış? 4 ile 7 arası Jane'le konsere gidecekmiş. Carl ne yapacakmış? Sabah 10 ile öğlen 1 arası grandparents, büyük anne ve büyük babasını ziyaret edecekmiş. Tom 9 ile 12 arası spor yapacakmış. Lily 3 ile 7 arası yeni bir oyun izlemeye gidecekmiş. Evet, bakalım hangisi uygun bir cevap değildir. Simon, the activity sounds a bit boring but I'll be there after our family breakfast. Hi buddy, that's a good idea. I can join you after my football training. Şimdi bunları okumuştum zaten, A şıkkını. B'yi de okuduk. C'ye bakalım. Hello Simon, that's really awesome. But I will go to the cinema with my sister. Bakalım, geçiyoruz. Hey, that's cool, but in the afternoon I'll go and listen to my favorite band. Evet, şimdi öğleden sonra en sevdiğim grubu dinlemeye gideceğim diyor. Bu bir cevap olabilir, değil mi? Çünkü burada öğleden sonra saatlerinde Jane'le konsere gideceğini söylüyordu Betty. Hello Simon, that's really awesome but I'll go to the cinema with my sister. Kız kardeşimle sinemaya gideceğim demiş burada C şıkkında. Simon, the activity sounds a bit boring. Activity biraz sıkıcı görünüyor. Kulağa sıkıcı geliyor. Ama aile kahvaltımdan sonra orada olacağım demiş. Hiç burada aile kahvaltısından bahseden oldu mu? Evet, büyük anne ve büyük babayı saat 10'la öğlen 1 arasında ziyaret edeceğini söyledi. Belki kahvaltıda da buluşuyor olabilirler. That's a good idea. I can join you after my football training. Sana futbol antrenmanımdan sonra katılabilirim diyor. Şimdi A şıkkını Tom futbol antrenmanı yapacak. Belki sports demiş burada. Belki futbol, belki basketbol. Bilemiyoruz hangisi olduğunu. O yüzden bunu eliyorum. Bu A şıkkı verilebilecek bir cevap. Belki saat 12'ye kadar antrenman yapacak. Ondan sonra katılabilecek. Aile kahvaltımdan sonra sana katılabilirim demiş B şıkkında. Öğlen 1'e kadar kahvaltıda olacak. Ondan sonra katılabilir.
Sonra D şıkkına bakıyoruz. Favori grubumu dinleyeceğim diyor. Bu kabul etmiyor belki ama başka bir konsere gideceğini söylüyor. Bu da Betty'nin olabilir cevabı. C şıkkında Simon, hello Simon, that's really awesome but I'll go to the cinema with my sister. Sinemaya gideceğinden bahsetmemiş hiç kimse. O yüzden C şıkkı daha uygun cevap. Yani verilemeyecek cevaplar arasında uygun olan. Üçüncü soruya baktığınızda which of the following has an answer in the text? Aşağıdakilerden hangisinin bu paragrafta cevabı var? Ben bu tarz soruları sorunun şöyle yaparım. Şıkları cevapta ararım. Why are they having a party? Neden parti veriyorlar? Evet, cevabı burada arayalım. My parents are going to have some guests for a party at home tonight. We are all very excited. All of us are doing something. We are helping each other. My mother is baking the chicken and my father is preparing the salad. I'm making the desserts and my sister is setting the table. Kimin ne yapacağından bahsetmiş ama neden parti verdiklerinden bahsetmiyor gibi duruyor. Ama diğer şıklara tekrar bakalım. When is the party going to be? Evet. Ne zaman parti olacak? Tonight dedi. Bu gece. Cevabı var. Who is preparing the drinks? İçecekleri kim hazırlıyor? Who is preparing the drinks? Evet, bakalım kim ne yapacak? All of us are doing something. We are helping each other. Birbirimize yardım ediyoruz. My mother is baking the chicken and my father is preparing the salad. I'm making the desserts and my sister is setting the table. İçecekleri kimin hazırladığı ile ilgili bir bilgi yok. Which dessert is Mike making? Hangi tatlıyı Mike yapıyor? Bununla da ilgili bir bilgi yok. Paragrafta verilen açıklamaya göre hangisinin cevabı var sadece? Hangisinin? Sadece when sorusunun, yani parti ne zaman olacak? Bu sorunun cevabı var. Diğerlerinin cevapları yok arkadaşlar. Doğru cevap Bolu oluyor. Hangisinin cevabı yoktur deseydi o zaman 4 tane cevabı olan şık vermesi gerekirdi. Şimdi 4. sorumuzda hello, how can I help you diyor customer service. Müşteri ilişkileri bölümündeki kişi size nasıl yardımcı olabilirim diyor. Alice, hi, I want to book. Book neydi? Normalde isim olarak kullandığımızda kitap demek ama fiil olarak kullanabiliyoruz. Bu durumda da rezervasyon yaptırmak anlamında. Bir uçuş bileti, bir uçuş bileti rezervasyonu yaptırmak istiyorum. Londra'dan New York'a diyor. Şimdi bu diyaloğu okumadan önce aşağıdakilerden hangisinin cevabı yukarıda yoktur? Yine burada sorudaki yönergeye göre buradaki soruyu diyalogda aramaya çalışacağız. Mesela, what is the phone conversation about? Conversation is the same with the same as dialogue. Hangisi conversation, diyalog hakkında? What is the phone conversation about? Yani telefondaki diyalog ne hakkında diyor? Ne hakkında? Tabii ki de booking a flight ticket. Cevabı var değil mi? What is the destination of the flight? Uçuşun mesafesi ne? Destination varılacak yer demek. Nereye varılacak? From London to New York. To New York dediğine göre burada da cevabı var. What are the dates of the flights? Uçuş tarihleri nelerdir? Can you tell me the dates on which you want to travel? From June the 15th and June the 26th. Evet, bu da var. What is Alice's reason for traveling? Reason sebep demekti. Seyahat için sebebi ne? Bakıyorum, can I have your number or name and phone number please? Your flight is reserved, have a good flight. Burada sadece D şıkkındaki Alice'in uçmak için yani seyahat etmek için sebebinden bahsetmiyor. Doğru cevap Denizli. Hangisi yoktur cevabı diyordu. Diğerlerinin hepsinin cevabını bulduk bakın. Evet, 5. sorumuz. Which of the following is not correct according to the results of the survey? Yukarıda bir araştırma verilmiş. Aşağıdakilerden hangisi araştırmanın sonuçlarına göre doğru değildir? Hangisi doğru değildir?
Şimdi Sally and her friends answered a survey to learn if they are internet addicts. Sally ve arkadaşları internet bağımlısı olup olmadıklarını öğrenmek için bir anket yapıyorlar, bir araştırma yapıyorlar burada arkadaşlar. Bu araştırmanın sonuçlarına göre, cevaplarına göre bakalım hangisi doğru değildir? Yine verilen cevaplardan yola çıkarak burada şıkları takip ederek doğru cevabı bulabiliriz. Doğru cevap derken hangisi verilen sonuçlara göre doğru değildir? Bunu arıyoruz. Sally and Maria use the internet to get help for their lessons. Sally ve Maria interneti dersleri için yardım almak amacıyla kullanırlar. Bakalım derslerden bahseden hangisi? Evet. Do you use the internet to do your homework? Cevabına Sally ve Maria ne demiş? Yes demiş. İkinci sorunun cevabına. Evet, Sally de Maria da yes demiş, görüyorsunuz. Demek ki bu araştırmanın sonucuna göre doğru olabilir. Tom and Jack spent more time on the net than the others. Tom ve Jack diğerlerinden daha fazla vakit geçiriyor internette. Bunu hangi sorudan bulabiliriz? Do you spend more than 3 hours online every day? Her gün 3 saatten fazla online vakit geçiriyor musun diyor. Evet, Tom ve Jack'in cevaplarına bakıyorum 5. soru için. No demiş Tom, Jack yes demiş. O zaman Tom ve Jack diğerlerinden daha fazla vakit geçirebilir. Doğru cevap değildir. Çünkü Tom geçirmiyor, no diyor. Ama Jack geçiriyor daha fazla. Yine de emin olmak için diğer şıklara da bakalım. All of them share their opinions about their friends online. Evet. Do you comment on all of your friends' photos? Evet. Arkadaşlarıyla ilgili online düşüncelerini online olarak yorum yaparlar mı, paylaşırlar mı diyor. Evet, dördüncü soru bunun cevabını veren. Sally yes demiş, Tom yes demiş, Jack yes demiş, Maria yes demiş. Demek ki C şıkkı doğru. Biz doğru olmayanı bulmaya çalışıyoruz. D şıkkında two people are internet addicts according to the results. İki kişi sonuçlara göre internet bağımlısıdır. Evet, sonuçlara göre iki kişi internet bağımlısıdır. Do you play online games every day? No demiş burada ilk kişi. Yani ilk kişi kimdi? Sally. Tom yes demiş. Maria no demiş. Jack yes demiş. İki kişi internet bağımlısı. Online oyunları her gün oynar mısın sorusuna iki kişi yes dediği için. Evet, bir de devamındaki sorulara bakalım. İnterneti ödev için kullanıyor musun sorusuna onlar hayır demiş. 3. Do you have more than two social media accounts? Buna evet demiş Tom ve Jack. 4. Arkadaşların fotoğraflarına yorum yaparmış. 5. Online olarak 3 saatten fazla geçirir misin sorusuna. Biri evet demiş, biri hayır demiş. Sonuçlara göre arkadaşlar internet bağımlısı olan kişi sayısı burada daha fazla yes cevabı olan 2 kişi var. O yüzden Denizli de doğru. Ama Tom ve Jack internette diğerlerinden daha fazla vakit geçiriyorlar. Cevabı yanlış oluyor. Çünkü sadece 3 saatten fazla vakit geçiririm, hani geçirir misin sorusuna cevap olarak Sally yes demişti, Jack yes demişti. Değil mi? Evet. Evet arkadaşlar, sorularımız, örnek sorularımız bu kadar. Sizler de evlerinizde mutlaka her gün 25-30 tane en az İngilizce soru çözün. Yani İngilizce soru çözerken bunu çerez niyetine, alıştırmalık niyetine, atıştırmalık niyetine yapın yani. Hani o size külfet olarak gelmesin ve sorular üzerinden gidin. Bilmediğiniz kelime çıktığında mutlaka not alın ve sözlük çalışması yapın.